Bekler de ne yapalım? Evet, sağ. Arkadaşlarımız Yeziler çadırını hazırlıyorlar. Recai Bey başkanımız. Birazcık gevşet komutan. Merhaba. Merhaba. Kadın yazarlar. Ay konuşamıyoruz. Evet. Bir de ek yaz lan. Ek yaz orada. Sağlayabilirsin. Tamam. Aradan geçirelim bunu da. Hummalı bir çalışma devam ediyor arkadaşlar. Yazarımız Zeynep Hanım geldi. Şairimiz Mehmet Sönmez. Astık astık. Ergoşka. Nereye geçecek yine fırıncılar bak. Görevli arkadaşlarımız sabah 9'da geldiler arkadaşlar. Fuarın içinde 652 oğlu standdayız. Arkadaşlar bayrağımızı da asıyorlar. Yazar arkadaşlarımız, şair arkadaşlarım. Bu standda bulunan herkes ya metin yazıyor ya da şiir yazıyor arkadaşlar. Çok değerli arkadaşlarımız geldi. Bekleriz. Hemen çok var mı kara bozuk? Bozdur bozdur. Geziliyor mu ya? Bozuk para bozar mısınız diye. Bozdur bozdur şey diyor bana. Ne yapayım? Ama öğrencilerin çok faydası olur. Evet. Şeyler mi acıdı ya? Üstte fuarı olan yazdığı bir Hocamız gelin sana gel başka bir şey. Ben video çekiyorum. Video çekiyorsun. Biz bu tarafa çıkıyoruz. 25 lira bir şey. Merhaba. Senin için çıktım bu sıcakta geldi. Ne yaptın? Thank you.
Şölen değil mi? Şölen. İyi, çok. Diyarbakır'dan bu ama iyi bir mobilyacıya götürdüm. O kadar memnun oldum. Yani hiç umduğumdan daha adamcağızı. Arkadaşlar, Yazı Der yazarlarımız okuyucularını bekliyor. Hepinizi şöyle çekeyim. Fuarla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Fuar çok güzel. Müthiş güzel. Ben her sene geliyorum. Çok sever. Arkadaşlar daha da güzel. Evet. Doldurduk kitaplarımı. Hem şirincel, bir incel. Fark etmiyor zaten. Kız kardeşimin arkadaşı çocuk. Öyle mi? Komşu. Hoş geldiniz. Evet abi. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım. Kolay gelsin. İyi gezmeler size. Teşekkürler. İncelerinizi öğrenebilir miyim fuarla ilgili? Recai Bey'e teşekkür etmek için geldim. Çünkü bir zamanlar babamla ilgili bir röportajı yayınlamış kendi derlediği kitapta. Çok yıllar önce. Ama benim için çok kıymetliydi. Şimdi o dönemi kapsayan bir kitap çıkardım. Onu imzalamak için geldim. Kitabınızın ismini görelim. Tamam. Ben teşekkür ediyorum. Tamam. Şimdi yazarlarımız okuyucularını bekliyor. Yazı Der yazarımız İlhami Bey'in misafirleri geldi. Kitabına ilgi gösteriyorlar, inceliyorlar. Thank you.
Siste çek. Günaydınlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sağındır kardeşim, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Yok, ben biraz yiyecek bir şeyler de getirdim. Sonra düzenleyeceğim. Biraz tabii tabii. Gerçekten bir tane yok yok bir şey sağlayabilirim. Aslında diyorum ki, marmeliste de bir çayımız var. Bir şey getireceğiz. Önce buradan başla, benden başla. Sonra önce bir yazarım satıyorum. Biraz tanıyor musun aslında? Bunun kadar olamaz. Hadi ya. Zeynep Hanım okuyucusuna kitabını imzalıyor. Benim anneanneme de benziyor. Hayır, o coğrafya öğretmenimizin çok teşekkür ederim. Ayrıca şuradan çek. Tamam. Bahçeyi gidemedik, bahçeyi açamadık. Bir sürdürdüm onlarına. Tülay Hanım yine vazife başında. Evet, görev başında. Bizim standı çek. Yani size müsait olduğunuz. Yazarlarımız kitaplarını imzalıyor. O da. Siz Çanakkale'de kalıyorsunuz değil mi? Çanakkale'nin küçük köy bezesinde. İyi oldu ya, gel benimle de tanış. Evet. Evet. Neyi doğar mısın? Niye? Değerli. Kazım çirkin. Ya, hele şu şeyler çıktı. Güzel, evet. Burada bir de memnun demiş. Neyi doğar? Neyi doğar? Ay ay ay. Kafayı Burada köyümün
köyün sütünü yemişler. Köyün sütünü görünce almak istemişler. Annem de o zaman çocukmuş. Baba annenden vermek istemiş ama yani o olayı bir okuyun. Gerçekten bir şey. Gerçekler yazdı. Ben öğretmenim işte burada da o zaman ayıp sayılırlar. Öyle bir dönemde ben de işte kitaplarım var, bir de şiirler de var karışık. Bir de arada bir tane şiir anlatıyorum. Öyle şeyleri sonra son köyde yaptığım sosyal medya kullanıyorsanız zaten vekilde yapmamış. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin gibi insanlarla, sizin gibi değerli yazarlarla tanıştığım için çok mutluyum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çanakkale'ye gelirsen arabamız var. Yazar arkadaşlarımızdan bazıları fuardan ayrılıyor. Zeynep Hanım kitabını imzalıyor. Yani abi bunu saymıyoruz. Yine bekler. İyi akşamlar. Sonra bize. Tamam. Canım gönlüne göre. Hoşçakalın. Arda abi bizi çekeceğiz. Çekiyorum. Çok güzel. Evet, çek Allah çektirmesin. Çek. Merhaba. Baksın çocuk karıcılık. Onlar da gidecek. Sağ olun. Şehriban Hanım. Buraya da. Merhaba. Anımsıyorum evet. Teşekkürler. Yok mu? Ali Bey okuruna kitabını imzalıyor. Şehriban Hanım da kitabını imzalıyor. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Valla düz sordum ya dedim. Çok teşekkür ederim. Fuardan görüntüler çekiyorum arkadaşlar. Hatice Hanım. Merhaba. Hatice Hanım hoş geldiniz. İki tarafta da bulunuyorsunuz. Evet. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen.
Günaydınlar, hoş geldiniz. Hoş geldin. Sen gelince hoş iyi geldin. Geliyorsun güzel. Teşekkür ederim. Çadırımız aydınlandı sayende. Çekmem ne sakınca yok değil mi? Ben YouTube'da paylaşıyorum da. Ya yine bir dedi ki vallahi bahşiş dedi inanılmaz. Hatice Hanım okuyucusuna kitabını imzalıyor. Diğer yazarlarımıza da sohbet ediyor okuyucu. Şimdi bak şöyle. Resmiyette 3 standı görünüyor. Yani şeyde bir tane fotoğrafı girdiğin zaman ve arkadaşlar paylaştılar. Yani orada iki arkadaşlar alan, ama bu alanda yok. Belki başka yere bizim mavi çadır yazı der. Kaliteli değil de ondan kaçmadım. Çok eskiymiş. Bizim belli etmiş sayem. Onu öbür taraftan bana çıverin. Çocuklarımıza Atatürk çiçeği attı. Şiir kitabımız Atatürk sevgisiyle dolsun yürekleri. Güneşin kelebekleri çocuk öykü kitabımız. Evet. Sağlıkla mutlulukla okusunlar inşallah. Teşekkür ederim. Okurlarınızı imzaladınız. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. 25 Nisan'da da imzalamıştım. Çok mutluyum o yönüyle çocuk kitaplarımdan. Sağ olun. Teşekkürler. Akşam oldu. Artık toparlanıyoruz arkadaşlar. Günaydınlar Erdem Bey. Zeynep Hanım öğrencilerle konuşuyor. Biraz yakınlaştır oğlum. Biraz tadına şey yap. Ben de yaklaşırım tamam hiç merak etme. Tamam hadi son başlıyoruz. 3, 2, 1 kayıt. Tren TV'den herkese merhabalar değerli izleyiciler. Bugün Zeynep Atıyor Hoca'yla birlikte röportaj yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Teşekkür ederiz bir özellikle. Rica ederim. İlk sorun yazarlar nasıl başlar? Yazarlar dediğim gibi şöyle söyleyeyim. Eşim, çocuk gerekiyor. Almanya'da geçti, orta öğretim. Türkçem de çok kötü. Kitap yazmaya başladı ama öncesinde tabii ki Türkçemi düzeltmem gerekiyordu. Bu arada
Durdurma, devam et. Sonra ben bunun üzerine yazmaya başladım. İlk kitabım benim. İlk kitabım benim. Dişlerimdeki beyaz ışıklısı. Yani bir Türk bariyelisi eşinin onur mücadelesi diye geçiyor. Benim çocukluğumdan itibaren 45 yıllık yaşam var şu an. 45 yaşında değil ama 45 yıllık yaşam var. Bu benim ilk kitabım. Sonra okulum burada bayağı bir şey olduğu için ilgi odağı oldu. Arkasından dişlerimdeki saadet geldi. Bu da kadına şiddeti anlatıyor. Almanya'da geçiyorum. Almanya'da yaşayan gerçek hikaye. Ondan sonra bir umut varsa 80'li yılın Almanya'ya geçti bir boşluk kızı hikayesi İzmirli. Devamında bunu çok yoğun istek üzerine bu yıllar yazdık. Ondan sonrasında benim adım anne kitabım var. O yakında çıkacak tekrar üçüncü baskı olarak. Sonrasında Mavi Berek şu gördüğünüz Elif öğretmeninin asma. Tamamen gerçekten şehitlerimizi kurgulandı. Ondan sonrasında Sarı Ter kitabımız var. Bu da Hocalı soykırımını anlatıyor. Herkesin okuması istedim. Bunun için Azerbaycan'a gidip bizzat oralarda araştırarak yazdığım kitaplarım. Sonrasında Gizemli Konak var. Gizemli Konak'ta da bilgisayar oyunlarının tehlikelerini anlatan, yani ne kadar doğru kullanırız, ne kadar yanlış kullanırız, faydasız zararlanır, çocuklarımızı aydınlatan bir fantastik bir kitabı var. Sonra öğrencilerimizi Atatürk sevgisini pekiştirmek için 2019'da, 19 Mayıs 2019'da 100. yıl hatırasına öğrencilere ataya mektup yazdırdık. Şu anda kitaplarım bunlar benim. Daha da yazılmaya devam ediyorum. Şimdi... Peki kitap yazarken gerçek hayattan esinlendiğiniz olaylar oluyor mu? Tamamen. Tamamen gerçek hayat. Kitapların tamamı gerçek hayattan yani. Evet, tamam. Şu mesela bunun için Almanya. Bizzat Almanya'da yaşadım. Bunun için Azerbaycan'a gittim. Nasıl gittim? Şöyle, bunun devamı Bulutlu Yıllar var ya. Bulutlu Yıllar için Bosna'ya gittim, Srebrenica'ya. Orada da ödül aldım. Ondan sonra onların acılarına ortak olmam gerektiği için oraya gittim. Ve orada sağ olsun değerli bir büyükelçi müsteşarlarından Ali Emin'in bana kültür elçiliği ödülünü verdi. Bunda da Azeri takipçilerim, Azerbaycanlı takipçilerim bundan hep böyle şöyle söyler. Nasıl diye? İki devlet tek millet. Kardeş Azerbaycan Türkiye derler. Aynı soydanız. Biz de aynı acıyı yaşadık dediler. Hatta şunu da söylediler ekledi. Atatürk'ün cengaver kızı. Türklüğün gururu asker Zeynep Atatürk. Bize niye gelmiyorsun deyince ben de bunun için Azerbaycan'a gittim. Gerçek şehit yakınlığını ve gazilerden aldığım bilgiler 5 yılımı aldı. Kızımızın hikayesi şöyle başladı. Hiç bir günlük ödeksiz sarıda. Bir gecede bütün ailesi Ermeniler tarafına katledildi. Ve annesi onu sınıra yetiştirirken şehit oluyor. Yetiştirdi anne. Sonra önce yetimhane, sonrasında üniversite. Bir Erzurumlu gençle Bakü Üniversitesi bir tarih bölümünde orada şey yapıyor yani karşılaşıyor ve farklı yönde değişiyor. Sürükleyici, neden Erzurum yaptım sizce? Neden Erzurumlu bir genç? Ben de size bunu soruyorum. Çünkü 1915'te de Erzurum, Doğa, Anadolu'da da Ermeniler olduğunu soykırım yazmadınız mı? Onun için. Öğretmen o zaman. Öyle bir kitap. Dediğim gibi bu gerçek bir hikayeden. Zaten benim kendi hikayem öyle. Hep yaşanmışları. Ve böyle çok hikayeler geliyor bana. Tabii. Berkay'a ben teşekkür ederim. Gerçekten öncelikle size böyle bir çalışma yaptığınız için ileriki meslek hayatınızda başarılar. Kendinize iyi bakın. Hocalarınıza sevgilerim. Adamı hatırlamış olursunuz. Aynı zamanda yazı dükkanı akademi olarak girerseniz, yazılarımızı okursanız
bu yazılarımızın burs olarak yani o okuma yazılan çocuklarımıza burs oluyor. Akademi derneğimizin özelliği bu. Çocuk eğitim burcu veriyor çocuklarımıza. Evet. Aynı zamanda derneğimizin kitapları var burada, ortak kitapları. Onlarla ruhsatınızın destek olur. Ben tanıtıyorum. Ben sizi bir yerde o zaman amcamızı Hüsüz gibi şey. Konuk değil, çocuğum. Ama edebiyat dünyasında. Evet, yazarlara, sayfalarında bir şeyle bakmak. Bu kitabı kesinlikle öneririm. İçinde Huzam Deniz Gürtü, İskenter. O da bekle. Yani benim yüreğime de kadar sevdiğim de. Tamam işte. Orada aldım. Orada aldınız. Bu olabilir. Bunu aldınız sanki. Bu olabilir. Şunu almamış olabilirsiniz. Atatürk. Atatürk değil. Atatürk değil sadece o. Sevdiğiniz Atatürk değil ya. Şey ya. Edebiyat dünyası. Şimdi otursam ya. Kitap yazıp Atatürk hakkında yazabilirim. O kadar çok derin bir şey yapmamış. Onu al kendi. Geri dönüş yapacaksın. Aldınız ya. Geliyor mu? Ya şunu ya bunu aldınız siz. Ben onu aldım. Yazıcılar çadırından görüntüler arkadaşlar. Kitaplar kabarıyor. Ama kitabı da aldım. Oradan okudum. O kadar güzel ki. Şimdi mübadeleyi anlatıyor. Bir gurbetçi kızı Almanya'da. İzmirli boşnak kızı. O kadar hoş geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
İşte bana. Söyle. Sen almış mıydın? Ama bu da hikaye. Bunu aldım almadım biliyorum. Kafandan bilirsin. Tamam. Öyle mavili bir kapak bir şey aldın mı? İşte ya kaldı ya. Ben de o zaman şu, şu, şu. Üçünden biri. Ama şey değil. O dönemde yaygın değil. Tamam. Sen biraz tuzu yapmışsın arkadaşım. Yeni kitaptır ondan. Evet. Yes, that's short. Bir kanlı. Ama Austauschtan. Ya diyorum ki ben short ne demek bilmiyorum. Almanya'dan geldim diyor. Gerçekten o ne demek? Kısa video diye. Ha kısa video. Hani bildiğimiz short değil. Ali Bey merhaba. Merhaba. Fuar ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyim kitap fuarı ile ilgili? Kitap fuarının yapılmış olması, üstelik fuarda yapılmış olması iyi bir şey. Ancak İzmirlilerin alıştığı kapalı mekanda olamayışı bizi üzdü. Gerçi belediye zorunlu olarak konaktaki binası yıkılınca buradaki fuar alanlarını iş yeri olarak daha doğrusu belediye birimlerini kullanması için ayırdığından bizler bu çadırlarda fuar yapma ya da imza yapma zorunda kaldık. Fakat her ne kadar görüş bakımından olabilir gibi görünse de çadırlar oldukça sağlıksız. Yani rüzgara, güneşe, yağmura özellikle yağmura karşı korunaksız veya az korunaklı. Dolayısıyla burada kitaplarımızı tedirgin olarak bırakabiliyoruz veya bir kısmını taşıyoruz her gün. Bir şey o yönden eleştiriyorum. Aydınlatmanın olmaması, önemli olarak da anons sisteminin olmaması çok üzücü. Neden üzücü? Çünkü daha önce anons sistemiyle biz bir etkinliğin, o gün olacak etkinliklerin birkaç saat öncesinden sık sık anımsatıldığını görüyorduk. Fakat şimdi burnumuzun dibinde bir etkinlik oluyor. O etkinliğin içeriğini veya yerini, saatini bilmediğimiz için gidemiyoruz. Gerçi şey var, broşür olduğu söyleniyor. Ama ben broşüre erişemedim. Yani istediğim halde erişemedim. Yani fuardaki standları ancak internetten bakarak öğrenmeye çalıştık. Fakat orada bile ben şey için söylüyorum, sivil toplum örgütlerinin standlarını, çadırlarını orada bile verilen numaralarda o kurumların olmadığı görülüyor. Yani bu da dikkat edilmesi gereken bir nokta. Tuvalet ihtiyacı önemli bir ihtiyaç. Gerçi her ne kadar seyyar tuvaletler yapıldıysa da hijyene hiç uygun değil. Bir tane tuvalet var, onda da iki tane yani erkekler tuvaleti için konuşuyorum. Özürler tuvaletinde klozet kapağı yok. Öbüründe de su akmıyor. Yani özürlü bir arkadaşımızın kullanabileceği herhangi bir birim yok. Tuvalet birimi yok. Buna benzer birçok aksaklıklar var. Fakat ne yapalım ki bu seferlik böyle olsun. Ben olsaydım yetkili ne yapardım? İlla fuarda yapacaksam. Fuarın içinde büyük alanlar var. Bir, Atlas Pavyonu. İki, Celal Atik Salonu. Kapalı spor salonu. Buna benzer 7-8 tane kapalı mekan var. Yani belediyeye ait kapalı mekan var. Hiç değilse büyük bir kısmını orada koruma altına alabilirdim diye düşünüyorum. Her ne kadar alkışlamakla beraber, fuarı güzellemekle beraber eleştirilerimi de dile getirmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Arkadaşlar akşam oldu. Toparlanıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım.